Zülal Kalkandelen, Küba izlenimleri bir, devrimi savunmak. Ben bir kurtarıcı değilim. Kurtarıcılar yoktur. Kendilerini özgürleştiren halklardır. Ernesto Che Guevara, uzun soluklu bir hayaldi, sonunda gerçekleşti. Komünist devrimin 65. yılında Küba'yı kendi gözlerimle gördüm. Joe's Marty Küba Dostluk Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen turda hissettiklerimi tümüyle aktarmam olanaklı olmayabilir ama bazı izlenimlerimi bu köşenin sınırları çerçevesinde paylaşacağım. Tarihiyle, kültürüyle, çarpıcı doğasıyla, sıcak insanlarıyla çok etkileyici bir ada Küba. Ama bana Karayipler'deki bu ülkenin en çok hangi özelliğinden etkilendiğimi sorarsanız, yanıtım net, karşı devrimcilere ve emperyalizme karşı devrimi savunma kararlılığı. Fidel Castro ve yoldaşlarının Batista rejimine karşı 1 Ocak 1959'da zafere ulaştırdığı Küba devriminin halk tarafından nasıl kararlılıkla sahiplenildiğine, devrim savunma komitelerinden birine ziyaretimizde tanık oldum. Toplumsal dönüşümün aracı CDR. 28 Eylül 1960'ta New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısından dönen Fidel Castro'nun, günümüzdeki devrim müzesinin önünde halka seslenirken, Bundan böyle kolektif bir gözetim sistemi kuracağız ve emperyalizmin uşaklarının buraya gelip gelemeyeceğini göreceğiz." demesiyle başlayan CDR örgütlenmesi toplumsal dönüşümün aracı olmuş, devrim böylelikle ilerlemiş. Yağışlı bir akşam varaderodan otobüsle Küba'nın sanayi ve turizm kenti Matanzas'taki CDR merkezine gittiğimizde sokakta heyecanlı bir kalabalık tarafından karşılandık. Küba'daki enerji krizi yüzünden elektrik kesintileri yaşandığından komite merkezi fenerlerle aydınlatılmaya çalışılıyordu. Tek tek elimizi sıkan ilk koordinatörü Serpa, her yaştan üye yıl birlikte bizim gelişimizi beklemiş, Kodos'a adı verilen geleneksel çorba, meyve suları ve ekmek ile hazırlık yapılmıştı. Bizim büyük evimiz dedikleri o mahalle evinde, CDR örgütlenmesinin ayrıntılarını sordum. 16 yaşından büyük herkesin gönüllülük esasına göre ülkedeki en yaygın kitle örgütü CDR'ye üye olabildiğini, her sokak sakininin kendi temsilcisini seçtiğini, onların halk meclislerine delege olduklarını, yerel düzeyde belediye halk meclislerinden il düzeyine ve oradan da ulusal düzeyde delege seçilen bir sistemin sürdürüldüğünü öğrendim. Ülkede devrimin başından beri birçok önemli gelişme CDR aracılığıyla gerçekleştirilmiş. Kaynakların bölüşümü, büyük kan bağışı kampanyaları, gıda üretimi ve benzeri. CDR koordinatörleri kendi bölgelerinde neye ihtiyaç var, kimin hangi hastalığı var hepsini biliyor ve koordinasyonu sağlıyor. Covid-19 sırasında bulaş riskini bu sayede kontrol altında tutabildiklerini anlatıyorlar. Düşünsenize sadece Matanzas ilinde 9901 tane devrim savunma komitesi varmış. Yeni kuşağın çimentosu farklı. Serpa'nın coşkulu konuşmasını dinlerken bir cümle dikkatimi çekti. Devrimi yapan kuşağın çimentosu ile sonraki kuşağın çimentosu kuşkusuz farklı, dedi. Öyleyse devrimin felsefesini gençlere aktarıp onu ayakta tutmayı nasıl başarıyorlar? Serpa'nın yanıtı önemliydi. Mesela burada büyük bir yangın yaşandı. Tanklar yandı, bir sürü petrol gitti. Onu söndürenler gençlerimizdi. Ülkemizde eğitim tamamen ücretsiz, üniversite okuyorlar, yüksek öğrenimlerine devam ediyorlar, sağlık sistemimiz ücretsiz, evsizlik yok. Devrim bize bunu sağladı. Bunları ablukanın sınırlandırmalarıyla yapmak zorunda kalıyoruz. Yapabileceklerimiz çok daha fazlası olabilir. Cuma günü ablukayı yazacağım ama bugünkü yazımı sonlandırırken hissettiğim derin bir sızıdan da söz etmem gerek. Matanzas'taki o buluşmada İster istemez geçen yıl 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet devrimini düşündüm. İki toplum, iki ülke ve iki devrim arasında büyük farklar var. Ancak karşı devrimcilere ve emperyalizme karşı devrimi savunmak açısından düşünürsek Fidel Castro'nun asıl devrimci Atatürk'tür. Bu kadar büyük bir devrim yaptım ama Atatürk'ün yaptıklarını başaramazdım, dediği bir liderin önderliğinde Türkiye'de 1923'te yaşanan devrime halk evleri Halk odaları ve köy enstitüleri kapatılarak vurulan darbe ve ülkemizin şeriatçı kuşatmaya karşı bugünkü durumu içimizde ne çok hain barındırdığımızın resmidir.